Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Windows 10'u inceleyeceğiz. Aydoğan, yine yan yanayız, beraberiz. Evet abi. Windows 10 çıkışını gerçekleştirdi. Aslında epey olmuştu çıkışını. Tabii. Gerçekleştirdi. Yani... Bir seneye yakın oldu. Tabii teknik ön izleme, işte technical preview dedikleri beta sürümleri vardı. Aynen. Şimdi dün sabah 7 sularında artık tam sürümüne kavuşmuş olduk. Aynen öyle abi. Tam sürümle beta sürüm diyebileceğimiz arasında hani böyle çok farklar var mı? Açıkçası... Sen çünkü beta sürümünü aynen, ilk çıktığı hani günden ilk beri kullanıyorsun. Çıktığından beri test ediyorum. Hani ilk zamanki hallerine göre çok büyük farklar var. Hı-hı. Hani İlk mesela şu anki Microsoft Edge olarak geçen Project Spartan adıyla önceden duyduğumuz yeni tarayıcısı ilk başlarda çok kötüydü. Hiçbir şey yapamıyordu ama şu an çok daha iyi. Önceden bazı oyunlarda sıkıntı yaşayabiliyordunuz. Uyumsuzluk sorunu oluyordu. Yani uyum sorunu oluyordu daha doğrusu. Şimdi öyle bir sıkıntısı yok. Yani nihai sürüme kavuşuyor. Sürüm, çok rahat bir şekilde. Hani ufak ufak update'ler gelecektir muhtemelen. İllaki. Ama yine de son sürüm bu şu an çıkan. Final aynen, sürümü aynen. Diyebiliriz bunun için. Şimdi kurulumla alakalı sorulan sorulara cevap verelim. Orijinalse Windows'unuz zaten aynen. Kurulumda hiçbir problem yani, çekmeyeceksiniz. Windows 7 ve Windows 8 için geçerli, öncesi için yok. Eğer Windows sürümünüz orijinalse, yani herhangi bir şekilde crack, işte torrentten çekme gibi bir şey yapmadıysanız Windows 10'a ücretsiz bir şekilde geçebileceksiniz. Hatta ücretsiz demişken şu bilgiyi de verelim. Hani bir senelik durumu şu an tam olarak çözemeyen arkadaşlar var. Bazıları şey sanıyor, hani bir sene kullanacak sonra para ödemesi gerekecek gibi düşünüyor. O şekilde değil. Sonsuza kadar ücretsiz. Bir sene içinde, yani ilk bir sene boyunca ücretsiz olarak geçiş yapıp hiçbir şekilde hiçbir zaman para vermenize gerek kalmayacak. Hı hı. Bu şekilde ücretsiz bir geçiş sunuyor size Windows 10. Aynen öyle. Şunu da söyleyelim. Windows'un bu zamana kadar çıkmış sürümleri içinde en hızlı geçiş buna yapılmış. Hani şu anki verilere göre. Bunda hani zaten artık sosyal medyanın, yani böyle haberlerin çok hızlı yayılması aynen. da etkisi var. Yani büyük ihtimalle. Güzel bir reklam çalışması da yaptı. Çok çok. Windows hani bayağı duyurdu ki bir de şeye de önem verdiler Windows 10'da. Hani işte ben Xbox'ta da çalışacağım. Tabletlerle de çalışacağım. Bilgisayarlarla tek zaten platform. Çalışıyorum. Hani biraz böyle Mac'e doğru bir el salladı orada sanki. Aynen, hani artık hem telefonda hem bilgisayarda hem de varsa Xbox'ınızda ortak bir şekilde çalışabilme kabiliyetini kazanması aslında çok çok büyük bir artı. Sonuçta eğer elinizde bir Windows Phone varsa çok rahat bir şekilde bilgisayarla entegre bir şekilde çalışabileceksiniz. Xbox'ınız varsa Xbox oyunlarını bilgisayardan oynamaya devam edebileceksiniz. Hatta onu şu an tam tersi de yapılacak büyük ihtimalle. Hani birçok yenilikle gelmesi, Windows 10'un bir de ücretsiz olması, hani cepten hiçbir şekilde sizin para çıkarmayacak aslında olmanız ücretsiz... çok büyük artısı. Sanki tamamen beleşmiş gibi algılanıyor. Windows 7 ve 8'iniz varsa ücretsiz. Tabii. Eğer direkt yeni bilgisayar alıyorsanız, mesela boş bir kasa topladın, ona Windows 10'u gidip parasını vererek almanız aynen. lazım. Onu da belirtelim. Bu arada indirme ile ilgili bir şey de ekleyelim unutmadan. ISO olarak da artık bugün yayınlanan Windows tarafından, daha doğrusu Microsoft tarafından yayınlanan indirme linkleriyle video ISO çektiğimiz olarak, tarih itibariyle aynen, diyelim. Bugünden itibaren diyelim. ISO dosyası olarak indirebiliyorsunuz. ISO dosyasını da DVD'ye ya da bir USB'ye kurarak Windows 10'a kurmanız gerekiyor. Eski usul. Aynen, bildiğimiz klasik usulle. Ama şöyle bir şey var. Kurmadan önce Windows 7 ya da Windows 8 orijinal hangi sürümüne sahipseniz onun anahtarını, yani key'ini sahip olmanız gerekiyor. Onu öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü kurulumda sizden onu isteyecek. Olmazsa da bu sefer hani orijinal sürümünüz varken derde düşmeyin diyelim. Kesinlikle. Ben şunu da eklemek istiyorum. Var mı söylemek istediğin başka yok, bir şey? Yok, bunun dışında bir şey yok. Hani yedek almak gerekli mi konusu? Yedek almak gerekli değil aslında. Ama şöyle, sizin çok önemli belgeleriniz varsa, bunların kaybolmasını istemiyorsanız ne olur ne olmaz garantiye almak adına yedeklemek evet, çok mantıklı. Çünkü bütün dosyalarınız zaten Windows 10 klasörüne yedekliyor. Hiçbir programınız ve verileriniz de kaybolmuyor güncelleştirme yaparken. Ama dediğim gibi hani ne olur ne olmaz, hatta yani benim önereceğim şey şu şekilde olur. Her zaman daha iyidir. İlk başta yedeklerinizi alın. Sonra sıfır temiz kurulum dediğimiz, hem ISO dosyaları da yayınlanmışken sıfırdan bir kurulum yapmanız sisteminiz açısından da daha iyi olacaktır diyelim. Bazı zeki arkadaşlar da şey demiş, hani ben 7'yi alayım daha ucuz nasıl olsa onu direkt 10'a yükseltirim diye. Öyle bir şey yok. Fiyatlar birbirine
çok yakın. Yani şu an hani bundan sonra bir Windows sürümü almak isteyen olursa hı-hı, Windows 10 olması tabii ki de çok daha mantıklı olacak. Kesinlikle. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş Windows 10'da neler var, neler yok, neler değişti bunlara aynen, bir bakalım. Bir kere şimdi zaten ekranda siz de görüyorsunuz. Kimsenin sevmediği nedense, hani ben seviyordum, benim çok bir garezim yoktu, Metro arayüzü. Ona elveda dedik. Aslında elveda demiş gibi değiliz. Hani Windows 7'deki başlat menüsüyle Windows 8'deki Metro arayüzünü birleştirip şuradan da gösterebileceğimiz üzere şöyle gelelim. Ortak bir arayüze gelmiş. Yani başlat sağ tarafta Metro'yu görüyoruz, sol aynen, tarafta başlat menüsünü görüyoruz. Burada da tüm uygulamalar dediğimizde klasik işte Windows 7'den ve daha öncelerinden alışkın olduğumuz direkt başlat menüsünü görebiliyoruz. Aynı zamanda bu bölgede de Metro arayüzümüz bulunuyor. Sağ tarafta Metro arayüzünde standart bildiğimiz Windows 8.1 ve 8'deki Metro arayüzü gibi dilediğimiz gibi oynama da yapabiliyoruz. Aynen, yerde değiştirebiliyoruz. İstediğimiz şekilde oynamalar yapabiliyoruz. Eklemeler, çıkarmalar yapabiliyoruz. Onun dışında burada dikkatimi çeken, bak şu an mouse üstünde zaten Windows 8'de çile haline gelen insanlar bilgisayarı artık basılı tutarak kapatıyorlardı. Bilgisayar kapat sekmesi buraya gelmiş. O da, bu da gayet bir kolaylık. İyi olmuş. Onun dışında sağ tarafta otomatik olarak gözüken finans, haberler, yani işte otomatik Xbox Live ile ilgili şeyler aynen, var orada. Bir şey merak otomatik ediyorum. Ya şuraya bir Solitaire yazsana. Solitaire var mı? Var. Hatta şurada görünüyor. Şu Microsoft Solitaire. Yok yok, şuradan için, şuradan yaz ya. Ya da mayın tarlası abi, mayın tarlası. Boş ver bunu, kapat. Tamam, bunu kapatalım. Mayın tarlası şu an için yok sanırım ama şöyle bir şey var. Onu da göstermiş olalım. Şöyle döneyim. Hazır lafı açılmışken. Solitaire Collection'ı şunu kapatalım. Onu da daha sonra değiniriz. Açıldığında artık bütün şeylerim burada. Spider falan filan. Buradan eğer istersen mayın tarlasını da, şu an İngilizce de aklıma gelmiyor, hani nasıl da hatırlamıyorum, ekleyip oynayabilirsiniz tabii. Çok da güzel bir arayüzü var. Bunu da kapatalım. Bunun bu dışında arada marketten de bahsedebiliriz ya, hazır lafı gelmişken. Tamam, şöyle marketimizi de açmış olalım. Az önce markete girdik. Şimdi buradan oyunlar indirebiliyoruz. Ne oyunları indirebiliyoruz? Windows 10 uyumluluğu olan Windows Phone oyunlarını buradan oynayabiliyoruz. Mesela orada Asphalt 8 gördüm. Aynen. FIFA Asphalt 8, var. FIFA 15 Ultimate Team, işte Çılgın Hırsız, Minion Rush olarak bilinen Modern Combat 5. Hı hı. Yani uyumlu sorumluluğu olmayacak uygulamaların birçoğunu, hatta hemen hemen şu an uyum sorumluluğu da kalmamış olabilir, hepsini indirebiliyorsunuz. Tamamdır. Orada biz bak bir tane kurmuştuk en tepede. Hemen çıkalım. En sağda. Aynen. Bakalım sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiz mi oyunu? Aç diyoruz. Şunu şu ekranda açtı. Sonradan büyütebiliyoruz. Yaptık. Kontroller nasıl olacak peki? Büyük ihtimalle klavye kontrollerini verecek bize. Hemen şuradan sesini kısabilir miyiz? Bize buradan ses gelmesin. Direkt sonraki diyorum. Başla. Bakalım. Evet, şu an klavyenin sağ ve sol tuşlarıyla aynen, gaz ve çok fren işini şekilde yapabiliyorsun. Bu da aslında güzel bir şey. Sonuçta telefonda oynadığımız oyunları aslında şu da söylenebilir. Bu özellik biraz daha hani artık bilgisayarlar tablet bilgisayar olmaya doğru emin adımla ilerliyor ya. Hani. Yani rahat bir şekilde hani sadece klavye uyumluluğunu ekleyecek zaten. Tabletten artık özellikle Windows tabletlerin çok büyük bir farkı yok. Ondan dolayı çok rahat bir şekilde oynanabilmesi de güzel bir, hani sonuçta bir artı. Senin şeyde sevdiğin, Windows'ta sevdiğin bir, daha doğrusu yani telefonda oynamayı sevdiğin bir oyunu da buradan oynayabileceksin. Bilgisayardan kendi hesabına giriş yaparak hatta. Aynen öyle. Şuradan kendini de geliştirmiş olursun. Çıkışımızı da yapalım. Tamamdır. Oyun testimizi de yaptık. Bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Nereye geçelim? O zaman mağazaya girdikten sonra sıradaki şey Windows'taki gelen en büyük yenilik, yani Windows 10'daki en büyük yenilik diyeceğimiz Microsoft Edge olur bizim için. Kesinlikle. Şimdi burada benim en tav olduğum şey Explorer'ın, Internet Explorer'ın, sadece Chrome yüklemek için açtığımız Internet Explorer'ın logosunu bayağı aynısı, yani çok yakın olmuş. Keşke böyle algıyı değiştirmek adına hani daha böyle şekilli şukullu farklı bir logo mu yapsalardı acaba diye bir düşündüm. Ya bunu olabilir, görünce yine benim aklıma Internet Explorer geliyor. Ben kıl oldum buna. Ama şöyle bir şey var. Evet, yani XP'den sonra, daha doğrusu şöyle diyelim, Chrome falan filan çıktıktan sonra artık dediğin gibi yani Internet Explorer'ın ilk işi Windows kurulumundan sonra açıp
yukarıya Chrome yazıp indirme göreviydi. Ama artık gerçekten hani çok rahat bir şekilde Edge'de daha önce işte Project Spartan olarak görünen tarayıcıda çok rahat bir şekilde artık kullanım yapabiliyorsunuz. Gayet hızlı. RAM konusunda güzel kullanıyor. Üzmüyor. Hani üzmüyor. Chrome o konuda birazcık üzücü sanki. Evet. Hani aslında Chrome'dan da çok da arta kalır yanı yok ama sonuç olarak hani size hani ya Chrome'u kurmanıza gerek duymayacak bir arayüz ve kullanım sunuyor. Çok rahat bir şekilde gezinebiliyorsunuz. Ki zaten daha hani yeni, daha geliştirilmesi devam ediyordur muhtemelen. Sürekli devam edecektir. Tabii ki. Hani güncellemeler, ekstraları gelmeye devam edecektir. Aynen öyle. Onun dışında hani ilk açışta söylemek istediğim, ilk gördüğüm zaman tasarım olarak gayet sade, şık, sağdan kesinlikle soldan bir şeyler fırlamayan, gözü aynen yormayan ve baktığın siteye odaklanmanı sağlayabilecek bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Yani sadece bu kadar düz bir şekilde, hani dediğin gibi zaten gayet sade bir tasarım var. Hı-hı. Çok rahat bir şekilde dolaşabiliyorsun. Bir de şöyle bir özelliği var. Diyelim mesela haberi okurken işte 10 TB'ı aşan bir trafik benim için önemli. Sana söylemem gereken bir şey. Hı-hı. Şuradaki not, web notu oluştura tıkladığınızda tamamdır. Kalemlerle işaretleme yapabiliyoruz. Hmm. Gidip 40 TB veri istediğin şekilde işaretleme yapıp not alır gibi aynı. Aynen. Şuradaki paylaşla da ben sana Facebook üzerinden, e-postayla, OneNote, hatta hani yeni uygulamalar eklendikçe buradan gönderebiliyorum ya da direkt kaydedebiliyorum. Süpermiş abi. Bu gerçekten güzel bir detay olmuş. Hatta şuradan galiba aynen ekran. Şöyle mesela sadece burası mı önemli? Bu şekilde bu bölgeye aynı gönderebiliriz. Aynen öyle. Gayet iyiymiş abi. Note şuradan tekrar bir şeyler ekleyebiliyoruz. İşte burası önemli. Yazdık. Bayağı önemli yazdın. Çok önemli şeyler yazdım buraya. Kalk. Bu şekilde direkt bu notları paylaşabiliyoruz aynen karşı tarafla. Bence gayet şık bir özellik olmuş. Kesinlikle. Bir de hani mesela aynı zamanda bu tablette de bu şekilde kullanılacağı için internetiniz o sırada sıkıntılıdır, yavaş yükleniyordur ama sadece yazıyı okumanız gerekiyordur. Okuma modu özelliği. Evet. Okuma moduna tıkladığınızda görselleri atarak, sadece başlıca görsellerini bırakarak işte hızlı sağdaki bir soldaki reklamları, sitenin tasarımını tamamen kaldırıyor. Sadece size hani en haberin içeriğini getiriyor. İçeriği ve gerekli olur diye görsellerini bırakarak size hem internet konusunda da bir tasarruf sağlayabilir. Hani yavaş yükleniyorsa, hı hı, gerek yok ben yazıyı okuyacağım deyip bu şekilde gayet şık bir özellik olmuş bence bu da. Şöyle bir şey de gösterebiliriz aynı zamanda. Diyelim sonuçta şu an Internet Explorer'ı kaldırıp yerine yeni bir tarayıcı koyduğu için özellikle memurlarda, hani iş yerlerinde diyeyim, Internet Explorer kullanılıyordu sürekli. Ve şu an kullanamayacakları için bir uyumsuzluk sorunu olabilir. İşte tam bu durumda da yine aslında Internet Explorer tamamen kaybolmadı. Şurada Internet Explorer ile hayda aç bölüm var. Geldi başımızın belası. Nereden bu şekilde o aç diyerek Bak tipe bak ya. Arkadaşımıza buradan tekrar kavuşabiliyoruz. Kapat şunu. Kapat. Bak 11'i kur diyor. Kapat şunu abi. Hayır. Daha sonra sor bize. Biz istemiyoruz. Bu Microsoft Edge içindeki Internet Explorer bölümü. İstersen de oradan gördüğün gibi tamam beni unutma abi deyip yükleyebilirsin. Özleyenler de kullanabilir yani. Tamamdır. Edge ile ilgili söyleyebileceğiniz çok başka fazla bir şey de detaya girmeye gerek yok. Şimdi benim çok hoşuma giden özelliklerden birine geçelim. Windows 10'la beraber gelen çoklu masaüstü desteği. Çok evde mu? Ben MacBook kullanıyorum. O yüzden zaten alışkınsın. Ofiste Windows kullanıyorum. Hani Windows kullanırken çok aradığım özelliklerden birisi abi bu. Aynen. Çoklu masaüstü desteği. Yani Linux kullanıcılarında da vardı bu özellik. Aynen. Bir türlü hani ya senelerdir Microsoft'tan istenen bir şey. Hı-hı. Ama bir türlü gelmiyordu. Sonunda Windows 10'la kavuşmuş olduk. Şimdi açabilmenin de iki yöntemi var. İlk şurada görmüş olabileceğiniz gibi görev görünümü olarak geçiyor. Buna tıklayarak geçiş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada farklı masaüstüleri var. Ama aynı zamanda Windows Tab dediğinizde de ekranlar açılmış oluyor. Eski Windows Tab mantığı da açılıyor. Alt tarafta aynen da masaüstülerini, evet, görüyoruz. Altına da masaüstülerini de ekliyor. Şuradan da yeni masaüstü diyebilirsiniz. Ya da geçelim. Windows Ctrl D yaptığınızda da tekrar bir yeni masaüstü de açıyor. Şuradan tekrar görünümüze bakalım. Peki en sondakine geç. Mesela evet, masaüstü 4'e hızlıca atlayabiliyor muyum? Yani Windows Ctrl deyip sol yaptığında bir öncekine, anladım, bir öncekine, bir öncekine dönebiliyorsun. Gayet şekilde, gayet bence temiz olmuş ve hani biraz da geç kalınmış bir özellik diyebiliriz aslında. Çok doğru. Hani şimdiye kadar niye yani çok da zor bir şey olduğunu sanmıyorum. Diğer bütün platformlarda vardı ama şimdiye, hı-hı, kadar Windows'ta yokken sonunda kavuşmuş, neyse, oldu. Geç oldu, geç olmadı. Kesinlikle öyle. Şimdi başka bahsetmek istediğim bir özellik var mı Windows 10 hakkında? Windows 10 hakkında aslında burada bahsetmek için can attığım ama bahsedemeyeceğim bir özellik var.
O da sevgili sesli asistanımız Cortana. Şuradan hemen ayarlardan göstereyim size. Cortana seçtiğiniz bölgede ve dilde desteklenmiyor diyor. Ki zaten desteklese bile şu an Türkçe desteği yok. Yani burada Cortana'yı açınca hani İngilizce yapabilirdi. Ki hani İngilizce'de de ne kadar anladığını senin Android'deki incelemende gördük. Yani şu an Cortana'yı kullanamıyoruz ama aslında çok çok büyük bir yenilik. Sonuçta oturduğun yerden hey Cortana deyip komutlar vererek çok birçok şeyi yaptırabilmenin güzel yanı var. Ama şu an sadece İngilizce ve Almanca, sanırım bir ihtimalle Fransızca desteği var. O ülkelerdeki kullanıcılar yapabilir. Ya da kendiniz Windows 10'u kurarken İngilizce olarak kurarsanız da Cortana kullanabilirsiniz. Cortana'dan maalesef Türkçe Windows 10'da mahrum kalıyoruz. Onun dışında şu sağ tarafta işte ses ayarları ile ilgili, hani görünümle ilgili ufak tefek değişiklikler var. Mesela tıkla ses ayarına. Tıklayayım. Hani böyle olmuş. Hani bu yukarıdan aşağıya klasik görünüm değişmiş. Onun yani dışında şuraya bir. Şurayı açalım. Şöyle o değil, bir yanındaki pil pili diyorsun. Aynen. Pilde bak. Şu yeni bir görünüm var. Buradan direkt bir tasarrufa geçebiliyorsun. Buradan parlaklığını %25'lik seviyeler ayarlayabiliyorsun. Güç uyku ayarlarında tabii bunu %60, %61 falan yapabiliyorsun. Değiştirebiliyorsun. Burada aynı telefonlarda olduğu gibi kademe kademe yapmışlar. Aynı zamanda şurada bildirim ekranı var. Mesela bana şu an birçok mail gelmiş. Buradan kapatabiliyoruz ya da direkt tümünü temizle mantığıyla değiştirebiliyoruz. Not al, işte başka bir şeye bağlan, tablet modu, pil tasarrufu gibi değişiklikleri de buradan yapabiliyoruz. Bu arada lafı gelmişken tablet moduna da değinelim. Eğer dizüstü bilgisayarınız aynı anda tablet olarak kullanılabilen Surface bir bilgisayarsa tablet modunu çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz tablet moduna. Bir geçip deneyelim nasıl oluyormuş. Gördüğün gibi metro arayüzü arkadaşımız geriye geldi. Tabletler için metro arayüzü çok daha kullanışlı zaten. Hani o yüzden de hızlı bir geçiş sağlamışlar. Gayet güzel olmuş. Bir de bu geçişi şöyle sağlayabiliyorsunuz. Şimdi hem tablet hem notebook olabilen bilgisayarlarda şu bölge çıkabiliyor. Yani klavyeyi bilgisayardan ayırabiliyorsun. Ayırdığın anda da otomatik olarak tablet moduna zaten kendisi geçiyor. Sizi gayet güzel. Uğraştırmamak için. Öyle de bir güzel artısı var. Biz buradan dönelim. Bilgisayar ama modumuza. Gördüğünüz gibi de dönüş çok yani hızlı. Hiç yavaşlamaya hiçbir şey olmadan çatır çatır hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyor. Gerçi elindeki sistem de kötü bir sistem değil. Onun da etkisi olabilir. Zaten birçok yeniliğini de kullanabilmek için hani sistemin de biraz iyi olması lazım ki bu geçişlerde sıkıntı yaşamayalım. Kesinlikle. Başka var mı eklemek istediğin bir şey? Şu an düşündüğüm zaten bu bir nevi continuum özelliği oluyor. Bunun dışında ekleyebileceğimiz şu an için açıkçası yani ekstra diyebileceğimiz bir şey gelmiyor. Zaten birçok şeyinden bahsetmiş olduk. Ekstra özellikleri de gelirse bunları zaten detaylı bir şekilde haber ve vesaire ile sizlere bahsetmiş oluruz. Kesinlikle öyle. O zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelme vakti diyorum. Gelelim. Bu videomuzda sizlere Windows 10'dan bahsettik. Kafanıza takılan sorular varsa, aklınıza takılan sorular varsa alt tarafa yazın arkadaşlar. Ayrıca videoyu da beğenmeyi unutmayın diyelim. Eğer beğendiyseniz bizi ekranda gördüğünüz adreslerden de takip edebilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. We'll be right back.